Tipler iyi, ürkütücü. Dövüşebiliyor musunuz bari? Tabii ki. Üçümüz de bodyguardlık yaptık yıllarca. İyi, güzel. Oo, kayınço hoş geldin. Yine bir gergin gördüm seni. Hayırdır inşallah? Ulan sen Aydan'ı nasıl böyle bir işin içine sokarsın lan? O manyağın yanına nasıl gönderirsin? Ben kimseyi zorlamadım. Teklif ettim, kabul etti. Kazık kadar kadın. Ulan hani müdürden haber bekleyecektik? Sen niye kafana göre iş yapıyorsun lan? Bak sen Aydan'ı oraya göndermeseydin baban çoktan gebermişti senin. Ya kayınço beceremedim demiyorsun da Aydan'ı falan bahane ediyorsun. Olmuyor ya. Yemiyoruz. Ulan yılanı ısırtmış lan kızı, yılanı. Yapıyor öyle şeyler. Ulan siz nasıl manyak bir ailesiniz lan? Böyle bir aileyiz lan biz, tamam mı? Fırça pastım bittiyse al voltanı hadi, işim gücüm var benim, mülakat yapacağım. Ya da bir dakika lan. Mülakat yerine uygulamalı sınav yapalım. Bunu indirin, iş sizin. Vallahi bak ciddiyim. Bunu bir güzel dövün, üçünüzden biri ayakta kalsın, hepinizi işe alacağım. Enver söyle adamlarına dursunlar. Onları dövdükten sonra seni de döverim bak. Dalın. Bu ne lan? Lan bu devirde kalifiye eleman bulmak çok zor ha. Lan Aydan'dan uzak duracaksın lan. Bıktım ben artık senden, bıktım. Çok zorluyorsun lan beni. Bıktım artık lan senden. Ne oldu? Bıktım senden. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Abi. Enver bırak. Enver. Tamam lan bırak. Tamam bırak. Sen ne arıyorsun lan burada? Şey abi ben burada çalışmaya başladım da. Ya yapıyorsun lan sen burada? Eniştem için çalışıyorum. Bu herif için mi çalışıyorsun lan sen? Ulan bunu da mı yapacaktır Rüzgar? Ne yapmışım ya? Abi tamam bir saniye. Ben de yeni öğreniyorum bunu. Yok böyle bir şey, böyle bir şey olmayacak. Hayda. Sana ne? Yağmurcuğum, canım. Senin kardeşin kocaman adam. Ayrıca neye bu kadar şaşırdınız ben anlamadım ya. Yani ceset falan gömdürecek halimiz yok herhalde. Benim şirketlerden birinde ya da otele müdür yapacağım. Ayrıca şu an ne yapıyor yani? Boş gezenin kalfası. Enver, biz bunu yine de bir konuşalım. Konuşacak bir şey yok Yağmur. Rüzgar kocaman adam. Burada da kimse zorla tutmuyor. Sen de artık şu yumruğunu masaya bir koy artık Junior ya, bu ne? Aynen öyle, artık koyacağım, bu ne ya? Her şeyime karışamazsınız artık, yeter. Çocuk değilim. Ne haliniz varsa görün lan. Ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa görün. Abi. Bırak. Abim. Bırak. Artık. Ya ben böyle olacağını biliyordum da bunun. Bu adamlar kim Enver? Dahan zedeler. Adamları da işinden etti. Herkese zarar bu herif ya. Ne oldu? Yok bir şey. Ufak bir sancı. Sen niye geldin ki Yağmur? Niye evde yatıp dinlenmiyorsun? Seni aradım. Açmadın. Merak ettim. Sana bir şey oldu sandım. Rüzgar nerede olduğunu söyleyince ben de kalktım geldim. Zaten geldim burada seni abimle kavga ederken buldum. Sonra ben hala kabuslar görüyorum Enver. Bu babanın tuttuğu tetikçiyi. Bu öldü bebeğim. Öldürdük onu. Evet de onu bana yollayan adam hala hayatta. Biliyorum. Çok iyi biliyorum bunu. Ben de bununla uğraşıyorum. Nereye varmaya çalışıyorsun anlamadım. Ben artık kendimi geçtim. Doğacak çocuğum için endişeleniyorum. Baban her şeyi yapabilecek bir adam. O hayattayken hiçbir zaman huzurumuz olmayacak. Yağmur, o kabuslar senin biraz moralini bozmuş canım benim. Enver, ben acaba diyorum. Ne diyorsun? Benden beklemez böyle bir şey. Neyi beklemez Yağmur? Ben konuşmaya diye gitsem benim üstümü de aramazlar. Eğer düşündüğüm şeyi kastediyorsan sus. Devamını getirme. Enver ama benim bir şey yapmam lazım. Yağmur sus. Ya çocuğum için, çocuğumuz için bir şey yapmam lazım.
Aşkım, sen şu an ne dediğini bilmiyorsun. Senin sinirlerin bozulmuş, çok da haklısın. Düğünde yaşananlar öncesi tetikçi, başkası olsa kafayı yerdi. Yapabilirim Enver. Yapabilirsin tabii. Ama hayatını da bitirirsin. Oraya girip onu vurup öyle elini kolunu sallayarak çıkabileceğini mi zannediyorsun? Ya ben ne diyorum sana ya? Şu an biz ne konuşuyoruz? Bunları duymamış olayım Yağmur. Bak sakın. Sakın aklından böyle şeyler geçirme. Hadi eyvallah. Bebeğim sen niye gitmiyorsun eve? Zararım mı var burada? Yok canım, burada böyle koltuk tepelerinde yoruluyorsun da ondan diyorum. Ya evde annem yas çakıyor sürekli bana. Enver nerede, Enver nerede diye. Buraya geliyorum, sen bana eve git diyorsun. Ben bayağı fazlalık oldum herkese. Yavrum. Bak senin gerçekten sinirlerin bozulmuş. Şöyle yapalım. Benim birazdan çıkmam lazım. Çok önemli bir toplantım var. Ne toplantısı? İş. İş toplantısı. Ya Enver, ben buraya geliyorum. Abimle kavga ederken buluyorum seni. Yerlerde adamlar, dövüş ringi gibi. Yani sen toplantı deyince çok affedersin de benim gözümde iyi şeyler canlanmıyor. Vallahi normal toplantı hayatım ya. Şirketin faaliyet raporlarını falan inceleyeceğim. Sunum bunum yapacaklar. Öyle işler yani. Ben de geleyim mi senle? Sıkılırsın canım benim, bak. Ne diyeceğimi de unuttum. He, şöyle yapalım. Siz Rüzgar'la bir dışarı çıkın. Bir sinema, yemek, bir şeyler yapın. Bir kafan dağılsın, modun değişsin. Gerim gerim gerildin ya. Bak oğlan da gerilecek içeride. Tırsıyorum ha. Bir sal kendini ya. Evet ya, sal kendini. Abla kardeş günü yapmasak mı? Normal bir gün geçirmesek mi abla? Ha. Ne diyorsun? İyi peki madem. Ha şöyle ya. Ha. Hadi bakalım. Hop, ağır vasıta geliyor. Çekilin. Ya sana şöyle şeyler yapma dedim. Ağzım kopsun benim ya. Ben niye böyle bir şaka yapıyorum ki? Özür dilerim. Hadi. Kayınço, benim gerçekten işim var. Sen ablanın yanından ayrılma. Çok değişik bir kafada bu aralar. Tehlikeli sularda yüzüyor. Nasıl yani? Ne gibi? Sen dediğimi yap. Gözün hep üstünde olsun. Harbiden sinirleri bozuk. Bir de biliyorsun bu çift canlılar bir yerden sonra mantığı bırakıyor. Öyle mi oluyormuş ya? Rüzgar! Rüzgar neredesin hadi? Tamam ya, geldim. Allah koş hadi, Allah. Koş kızdırma. Şimdi öyle deyince tırstım. Geldim be. Hadi ablacığım, seni bekliyorum burada ya.